Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu 7. sınıf İngilizce dersi 1. ünite konularını içeren bir quiz soru çözümü olacak. 1. bölümde başlıyoruz. 1. bölümde complete the sentences with comparatives diyor. Cümleleri comparatives ile doldurun. Şimdi ünitemizin önemli konularından bir tanesi comparatives demek sıfatların karşılaştırmalı dereceleri demek. Ve biz bu sıfatların karşılaştırma derecelerini İki unsuru, iki şeyi, iki canlıyı, iki nesneyi birbirine karşılaştırırken kullanıyoruz. Ve ana kural şudur. Tek heceli sıfatlar ve çok heceli sıfatlar olmak üzere temelde yapısal olarak İngilizce'de iki tür sıfat var. Tek heceli sıfatların sıfatları dahalı yaparken sıfatın sonuna er takısı getiriyoruz. Eğer sıfat zaten e ile bitiyorsa sadece r getiriyoruz. Sıfatımız fast örneğin fast ise bunu yapacağız. Ha, bir de çok heceli sıfatlar var. Burada generous da olduğu gibi sıfat çok heceli bir sıfatsa o zaman sonuna bir şey getirmiyoruz. Sıfatın önüne more getiriyoruz. Şimdi uygulama olarak bu söylediklerimizi yapalım. Which one hangisi diyor ve sıfat olarak da bize fast sıfatını vermiş hızlı ve bu bir soru cümlesi. O zaman bizden hangisi daha hızlı dememizi istiyor. Şimdi fast tek heceli bir sıfat olduğuna göre benim yapmam gereken şey sonuna er ekini getirmek. Which one is faster? Hangisi daha hızlı? İkinci soruda sıfatımız large büyük. Daha büyük derken sonunda zaten e olduğu için ben sadece sonuna bir r diyeceğim. Which city is larger diyeceğiz. Hangi şehir daha büyüktür? Üçüncü soruya geçiyoruz. Generous, cömert demek. She is o. Ha, şimdi burada karşılaştırmaların ikinci unsuru verilmemişti. Çünkü soruydu bunlar. Şimdi karşılaştırmanın ikinci unsuru da var. O, cömert. Ha, other teachers, diğer öğretmenlerden. Comparative cümlelerde karşılaştırmanın birinci unsurdan ikinci unsuruna geçerken araya bir den koyuyoruz. Türkçedeki gibi ama bu den farklı yazılıyor tabii Türkçedekinden. Ha, sıfatımız bizim çok heceli olduğuna göre, generous olduğuna göre ben sonuna r ya da er eklemeyeceğim. Önüne more getireceğim. Dolayısıyla she is more generous diyorum. O daha cömert. More generous. Peki kimden daha cömert? Than other teachers at school, okuldaki diğer öğretmenlerden. Dördüncü sorudaki sıfatım young, genç, öznem, she. Dolayısıyla than my grandfather diyor, benim büyük babamdan. O zaman o she her kim ise benim büyük babamdan daha genç. Young tek heceli bir sıfat. Bir sıfatın tek heceli olup olmadığını anlamak için de kendimizi kontrol edeceğiz. Ağzımızdan tek nefes, tek hamlede çıkıyorsa sıfat o tek hecelidir. Young tek hamlede çıkıyor. Dolayısıyla sonuna er getiriyorum. Tek heceli sıfat. She is younger. She is younger than my grandfather. O benim büyük babamdan daha genç. Artists, ressamlar. Are talented. Talented yetenekli demek. Than fashion models. Moda modellerinden. Modeller hani şu podyumda yürüyen modellerden bahsediyoruz. Artiste ressamlar demek. Ressamlar talented, yetenekli, daha yeteneklidirler. Nedir? Fashion models, moda modellerinden. Ha, talented çok heceli olduğuna göre ben önüne more getireceğim ve more generous diyeceğim. More generous. Birinci bölümü başarıyla tamamladık. Tebrik ediyorum arkadaşlar sizlere. Şimdi ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde bize find the mistakes demiş. Mistakes hatalar. Find bulun, hataları bulun. In those şunlar, comparatives, şu dahalı sıfatlarda hatalar var. Bakın kırmızıyla da altı çizilmiş zaten. Bu hataları bulun ve doğru şeklini yazın demiş. Şimdi arkadaşlar sıfatımız tek hecelisi. Biz zaten sıfatın sonuna er getirildiğini gördük. Ama şimdi burada yeni bir şey daha öğreneceğiz. Eğer sıfat tek heceli ise, tek heceli ve sadece 3 harften oluşuyorsa ve bu 3 harften ortadaki harf ünlü ise o zaman sıfatın son harfi 2 kere yazılır. Bakın 3 harf var. Ortadaki harf ünlü. O zaman benim T'yi 2 kere yazmam gerekiyor. Hat sıcak, hatır daha sıcak. Tall'a geldim. Ha, şimdi burada taller dedik ama
Kelimenin kendisinde iki L olması gerekiyordu. Tek L'ye indirmişiz biz ERE'yi getirirken. Hata buradadır. Tall, taller, uzun, daha uzun. Good. Şimdi burada da yeni bir şeyle karşılaşacağız. Şimdi deminden beri benim söylediğim sıfat tek ecelisi sonuna ERE getiriyoruz. Çok ecelisi önüne mor getiriyoruz. İfadesi bir kuraldı. Yani biz bunu kurallı sıfatlara uyguluyoruz bu kuralı. Bir de kuralsızlar var, asi çocuklar var, kurala uygun olmayanlar. Bunların sonuna tek heceli ise ere getirilmez. İşte çok heceli ise, efendime söyleyeyim, önüne mor getirme diye bir şey yok. Bunlar düzensizlerdir ve düzensizdirler ve kafalarına göre değişirler. Asi çocuk bunlar. Bunlar herhangi bir kurala tabi değil. Good iyi, daha iyi derken kesinlikle gooder diye bir şey yok. Better var. Good iyi, better daha iyi. Çünkü bu kuralsız. Şimdi friendly, samimi, şunu da söyleyelim hemen. Bazı sıfatlar iki eceli olmasına rağmen tek eceliymiş gibi davranılır bunlara. Friendly bunlardan bir tanesidir. Şimdi şöyle, aslında bazı sıfatlar tek eceli gibi de yapılırlar, çok eceli gibi de yapılırlar. Şimdi burada friendly çok eceli zaten, yani iki türlü de yapılabiliyor. İki türlü de gördüğümüz, yani friendlier ya da more friendly şeklinde iki türlü de komparatif yapılabilen bir sıfat. Diyelim ki biz burada işte more friendly'yi tercih ettik. O zaman önüne more yazmamız yeterliydi. Ama eğer ere takısı ekleyerek yapacaksak şunu yapacağız. Bu tarz arkadaşlar y ile biten sıfatlar varsa biz buna ere ekleyeceksek şuna bakacağız. Y'den önceki harf eğer ünsüzse, ki burada ünsüz, L harfi var. O zaman Y harfi düşecek. Yerine bir kaynaştırma İ harfi getirecek. Önce friend'i doğru yazmak lazım tabii. Evet, friend. Şimdi Y'yi düşürüyorum. Yerine İ getiriyorum. ER'yi ondan sonra getiriyorum. Friendly, friendlier diyorum. Beautiful, tabi beautiful diye bir şey yok. Beautiful çok eceli bir sıfat. Bunu kesinlikle önüne more getireceğiz arkadaşlar. More, dolayısıyla beautiful, more beautiful diyeceğim. More beautiful. Şunu da unutmayalım. Dedik ya friendly iki türlü de yapılıyor, iki türlü de görüyoruz İngilizce'de bunu diye. Eğer bunu more ile yapsaydık o zaman bunu more, ne diyecektim? More, efendime söyleyeyim, friendly diyecektim. Önüne mor getirecektim. Düzeltmemizi de yapalım şöyle. Tamamdır. Evet. Beautiful. More beautiful. Güzel. Daha güzel. Hatalarımızı düzelttikten sonra 3. bölüme geçiyoruz. 3. bölümde read the paragraph about Calvin and answer the questions demiş. Calvin'le ilgili paragrafı okuyun ve sorulara cevap verin. Peki. Önce paragrafı bir okuyalım. Yani paragrafla ilgili genel bir fikir edinmek için, bilinçaltımıza şöyle bir yerleşmesi için paragrafın. Burası şu anda hiç okumadan paragraf bizim için kapalı bir kutu. O kutunun kapağını bir açalım. Hi, selam. I am Kevin. Calvin Stiles. Ben Calvin Stiles. I sing and play the guitar in a rock group Tigers. Sing şarkı söylemek, play müzik aletleriyle birlikte kullanıldığı çalmak anlamında. Ben şarkı söylerim ve gitar çalarım in a rock group, bir rock grubunda. Virgülden sonra da ilave ediyor grubun adını, Tigers. Tigers isimli grupta. I have got short blonde hair, have got, has got, sahibim anlamında, sahip olmak anlamında kullandığımız fiilimiz. I've got short blonde hair, benim kısa sarı saçlarım var. Blonde saç için sarı demekti. And blue eyes ve mavi gözlerim var. I'm tall and well built, ben uzunum ve iyi yapılıyım. Yani düzgün fizikliyim, well built o anlamda. We usually play at school parties, biz genellikle okul partilerinde çalarız. Louis and I, Louis ve ben are outgoing and cheerful. Outgoing, dışa dönük demek. Sosyal yani. And cheerful, cheerful da neşeli anlamına gelen sıfatımızdı. İşte Louis ve ben dışa dönüyüz, sosyaliz yani ve neşeliyiz. We love parties, biz partileri çok severiz, love o anlamda. But Harry, ama Harry, the drummer, davulcu, is quiet and shy. Quiet, sessiz, sakin demek. Shy de utangaç demek. He doesn't like talking, konuşmayı sevmez. He hasn't got many friends. Fazla arkadaşı yoktur. Many çok demek.
I think we are his only friends. I think bence, bence biz onun tek arkadaşlarıyız. Peki. Genel bir görüş sahibi olduk paragrafla ilgili. Şimdi sorulardan yola çıkıp nokta atışı yapıp cevabı bulup yazacağız. What does Calvin look like? Look like ifadesi çok önemli bizim için. Look like ile birlikte kullanırsa dış görünüş sorar. Dış görünüş. Peki. Şimdi Calvin kendini burada tanıttıktan sonra, adını soyadını söyledikten sonra bakın burada kendisiyle ilgili I have got diye başlayıp fiziksel özelliklerini sıralıyor. O zaman I've got short blonde hair and blue eyes demişti. Sonrasında da devam ediyor. I am tall and well built diye. Şimdi biz işte bunun tamamı arkadaşlar bizim cevabımız olacak. Ve biz bunu yazarken orada I have got diyor. Ama Calvin bizim için o'dur. Üçüncü tekil şahıs. O zaman biz şöyle diyeceğiz. He is o. Ha pardon. Önce have got'larla başlıyoruz. He, she, it olduğu zaman has got olur. Buradaki have got has got'a dönüşecek. He has got. Evet. He has got. Neydi? Short blonde hair. Short blonde hair. Evet. And blue eyes. And blue eyes. Blue eyes diyorum. Tamam. Sonra ikinci cümleye geçeceğim. Bu cümleyi have got, has got'la yapmayacağım. Bu to be ile yapılır. Yani burada am var. Tabii özlemi he'ye dönüşünce is olacak. Şöyle diyeceğim. He is, evet, tall, o uzun, and ve well built. İyi fizikli, düzgün fizikli. Evet, yapılı bir çocuk. Peki. Well built dedim ve bitirdim tanımlamamı. Tamam, şimdi bunu yazdıktan sonra gelelim bakalım ikinci soruya. What is Harry, the drummer, like? Arkadaşlar burada tehlike çanları çalıyor. Şimdi bakın, şuna dikkatinizi çekiyorum. Does ve look like ile sorduğumuz zaman soruyu biz fiziksel özellikler soruyoruz. Ama eğer biz sorumuzu does değil, is ve like ile soruyorsak o zaman kişilik karakter özelliği soruyoruz demektir. Ha, şimdi fiziksel özellik değil, Harry'nin kişilik özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi bakalım ne demişti? Biz okul partilerinde çalarız fiziksel özellikleri söyledikten sonra. Ha, Louis and I, Louis ve ben sosyal ve neşeliyiz. Partileri severiz. But Harry, the drummer, davulcu, is quiet and shy. İşte bize bu lazım. Bize kim soruldu? Harry. Hayri soruldu yani. Peki. Hayri Türkçesi tabii. Öyle aldı, öyle söylemek istedi canım. Şimdi biz şöyle diyeceğiz. Harry diyeceğiz. Ya da Harry sorulduğu için direkt he de diyebilirdiniz. Is dedim. Is. Neydi onun özellikleri? Quiet and shy. Sessiz ve sakin. Quiet and shy diyorum. Yani utangaç. Sakin değil. Shy, utangaç. Evet. Peki. Üçe geçiyorum. Does Harry have many friends? Harry'nin çok arkadaşı var mı? Ha, şimdi Harry için quiet, sakin ve utangaç demişti. He doesn't like talking. Konuşmayı sevmez. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla he hasn't got many friends. Fazla arkadaşı yok diyor. Şimdi buraya dikkat edeceğiz. Bakın burada what'la sorulmuştu sorular. Direkt bilgi isteyen sorulardı. Ama bakın burada sorumuzu does'la soruyoruz. Ha, does verilen cümleyi me mi formatına sokar. Yani Harry'nin çok arkadaşı var mı? Ve bu tarz soruların yes no sorularının cevabı da yes ya da no ile başlar. Çok arkadaşı yoktu. O zaman bakın cevabım no ile başlayacak. No diyorum. No. Yes ve no'dan sonra mutlaka bir virgülümüz var. No. He hasn't got. He hasn't got. Got many friends diyorum. Ve arkadaşlar sizi de tebrik ediyorum. Bu bölümde başarıyla tamamladınız. Şimdi sıra D bölümüne geldi. D bölümde match the topics with the sentences diyoruz. Şuradaki konuları, mevzuları, pardon, şuradaki evet topics with the sentences. Şuradaki topikleri yani fikirleri, ana fikirleri neyle, cümlelerle eşleştireceğiz. Ya kelimeleri eşleştirin deseydi belki daha uygun da olabilirdi. Şimdi personality kişilik demek. Appearance dış görünüm.
Hobbies, hobiler, nationality de uyruk demek. Peki, birinci cümleden başlayalım. We love parties, biz partilere bayılırız. We usually play at school parties, biz genellikle okul partilerinde çalarız. Ha, şimdi bu ne anlatır? Mesela bu cümle, efendime söyleyeyim, kişilik anlatmıyor. Belki biz partileri severiz, bir kısım kişilik var ama okul partilerini çalarız deyince iş biraz hobiye döndü. O yüzden buna ilk etapta farklı bir şeyle karşılaşmazsak bir kere C diyorum. İkiye bakıyorum. I am a cheerful and outgoing person. Ben neşeli ve dışa dönük bir insanım. İşte burada personality, yani kişilik geldi. Kişilikle eşleştiriyorum. Üçüncü cümlemize bakıyoruz. Hi, I am YJ from India. YJ from India. Ha, bu ne anlatıyor? Hindistan'dan YJ'yim ben demiş. Bu da uyruk anlatıyor. Dolayısıyla bunu nationality, yani D ile eşleştiriyorum. Ve dördüncü cümlede diyor ki I've got short brown hair. Ben sahibim. Have got o anlamda. Kısa kahverengi saçlara and brown eyes ve kahverengi gözlere. Bu da nedir? Appearance, yani fiziksel görünüm, dış görünüm diyor. Bu bölümü de başarıyla tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım E'de ne diyor? Compare Robbie and Adriana with one sentence. Robbie ve Adriana'yı bir cümleyle karşılaştırın. Ne oluyor? Yani hangi açıdan karşılaştıracağız? Bize verilen sıfat açısından. Adventurous, macera sever. Generous da cömert demek. Şimdi macera sevme mevzunda Robin'in 3 çarpısı var, Adriana'nın 4. Ha, o zaman ben ne diyeceğim? Daha macera perest, daha macera sever diyeceğim Adriana Robin'den. Öyle olunca sıfatımız da çok eceli. More'a müracaat edeceğim. More kullanacağım ve diyeceğim ki Adriana, şöyle büyük harfimizi açmayı unutmuşuz. Adriana is more adventurous. Adventurous than Robbie diyor. Robbie. Evet, cümlemi de yazdım. Şuradan bir kırıklarını alalım kalbimizin, gönlümüzün. Bakalım yerine oturacak mı? Oturmadı. O zaman ben de şöyle bir planlama yapıyorum. Peki. Evet. Adventurous meselesinde Adriana'nın ve Robbie'nin durumu budur. Adriana is more adventurous than Robbie. Adriana, görüyorsunuz, 5 çarpısı var, 3 çarpısı var. Daha macera peresttir than kimden? Robbie'den. Gelelim generous'a. Şimdi generous'ta Robbie'de bu sefer 5 çarpı görüyoruz. Adriana'da 3 görüyoruz. Biz şöyle yapalım. Alalım onu da satır altına. Diyelim ki şu çizgiyi de baştan şöyle bir yok edeyim. Kimdi daha cömert olan? Robbie'ydi bu sefer. Robbie diyorum. Robbie is. Gene sıfatım benim çok eceli. O yüzden önüne more koyuyorum. More generous. Generous. Den'i de unutmuyorum. Den. Kimden? Adriana. Adriana'dan. Evet, bu kısmı da başarıyla tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi categorize the words demiş. Kelimeleri kategorize edin. Peki, kelimeleri kategorize edelim bakalım. Hairstyle, işte nedir? Saç stili. Ben buna bir renk vereyim. Ayrı ayrı renklerle. Mesela hairstyle olduğunda, saç stili olduğunda ne olabilir? Yani şunu da unutmayacağız arkadaşlar. Şuradaki kelimeler birden fazla kategori için kullanılabilir. Mesela söz konusu işte saç olduğunda black kullanabiliriz. Evet. Başka ne kullanabiliriz? Blond kullanabiliriz. Evet. Blond kullanabiliriz. Blond. Onu da şöyle yazayım. Efendime söyleyeyim. Başka ne kullanabiliriz acaba? Şimdi birileri diyecek ki yeşil de olur. Ya bizim arkadaş yeşile boyuyor. Olabilir. Boyarsanız olur ama genellikle hani çok görmediğimiz bir şey olduğu için buraya yazmıyoruz. Ne diyeyim ben şimdi saç için? Tamam. Efendime söyleyeyim, siyahı söyledim, blondu söyledim. Daha sonra dikkatimizi çeken bir şey olsa düzeltmemizi yapar. Ha, bir de straight var. Peki straight nedir? Düz demektir. İşte bunu da saç için kullanabiliriz. Straight'i de. Straight, düz saç arkadaşlar. Peki.
Neden uyarmıyorsunuz? Canlar, biz saç stilinden bahsediyormuşuz burada. Dolayısıyla renk renk yok. Biz sadece straight'i alacağız bu kategoriye. Tamam. Straight, saç stili. Güzel. Ha, şimdi saç rengine geldik. İşte buraya black yazalım. Daldık gittik vallahi. Black. Ondan sonra bir de ne yapalım? Altına bir de blond yazalım. Şöyle gelelim. Blondumuzu da koyalım şuraya. Blond. Tamam. Sarı. Evet. Şimdi geldik göz rengine arkadaşlar. Bakayım saç renginde başka bir şey olur mu? Hadi sadece bunları yazalım. Black diyelim ve blond diyelim. Göz rengine gelelim. Göz renginde de Ela var. Hazel var burada. Önce Hazel'ı bir yazayım oraya. Evet, Ela. Göz rengi. İşte başka ne olabilir? Green. Mesela green, yeşil gözde olabilir. Onu da şöyle yazayım. Tamam. Göz rengi olarak başka bir şey olur mu? Olmaz. Peki. Geldim built. Yapı. Yani vücudun şekli, yapısı. Şimdi well built olabilir tabii. İyi yapılı. Yani düzgün fizikli anlamında. Şuraya bir well built yazayım. Well built. Bu tamam. Evet. Tamam. Başka ne olabilir? Mesela stumpy. Stumpy kısa boylu. İşte anlamda kullanılan ifadedir. Bodur, kısa boylu anlamları var İngilizce'de. Şuraya stumpy de yazalım. Peki. Peki. Şimdi ne oldu? 2, 4, 6, 7 oldu. 2, 4, 6, 8. Peki. Ne olabilir başka? Bakalım kullandığımız neler var bizim? Efendime söyleyeyim. Straight'i kullanmışız. Bir renklendirelim onu. Tamam. Black kullanmışız. Onu da renklendirelim. İşte blond kullanmışız. Tamam. Bunu da renklendirelim. Hazel kullanmışız. Tamam. Hazel'ı renklendirdik. Green kullandık. Tamam. Green kullandık. Ha, şimdi işte böyle gidince, sağlama yapınca iş ortaya çıktı. Kullanmadığımız bizim belt varmış. Belt. Şimdi belt'ı da kalkıp da mesela vücut yapısına koymayacağız. Nereye koyacağız arkadaşlar? Belt kel demek. Saç stiline koyacağız. Ortada saç yok ama stili var diye kendi kendimize de bir espri yapacağız böyle. Peki. Böylelikle hepsini kullanmış oldum. Şimdi geldik arkadaşlar circle the odd one out. Şimdi odd saçma demek ya da düzeni bozan demek. Diğerleriyle uyumsuz olan kelimeyi arayacağım ben burada. Uyumsuz olan kelime hangisidir acaba? Bakalım. Attractive çekici, anlamı bozan kelime. Cheerful neşeli, friendly samimi, honest da dürüst. Şimdi şöyle bir bakayım. Mesela samimi olumludur. Honest, dürüst olumludur. Cheerful, neşelidir. Bunların hepsi olumlu. Attractive de olumlu. O zaman olaya farklı yerden bakacağız. Neyden bakacağız? Neşeli, samimi ve dürüst kişilik özelliği ama attractive fizik özelliği. Çekici, güzellik anlamında. O yüzden bu farklıdır diyorum. İkiye geldik. Plump, tumble demek. Slim, ince. Forgetful, unutkan. Short da kısa. İşte burada da tam tersi var. Plump, tumble, slim, ince, zayıf, short, kısa, bunlar fiziksel özellikler ama forgetful, unutkan nedir? Kişilik özelliği, o yüzden bu diğerlerinden farklı. Üçüncü sıraya geldik. Blond, sarışın, polite, kibar, tall, uzun, velvet de iyi yapılı. Ne oldu? Blond, sarışın, tall, uzun ve velvet fiziksel özellik oldu. Polite, kibar, kişilik özelliği, o yüzden bu farklı. Curly kıvırcık, straight düz, wavy dalgalı, tall da uzun. Curly, straight ve wavy, kıvırcık, düz ve dalgalı, bunlar hepsi saç için kullanılan sıfatlar. Ama tall saç için kullanılmıyor. Saç için long diyoruz uzun derken. Ha, ne olacak arkadaşlar? Burada tall olacak. Çünkü bu boy için kullandığımız bir sıfat. Peki. Geldik H bölümüne. Şöyle yapayım. Evet. Biraz daha şunu aşağı atalım. Evet. Quiz üzerinden gidiyoruz. Burada ne var? Choose the correct one. Doğru olanı seçin diyor. People don't talk much. İnsanlar çok konuşmaz. Biz bu insanlara bir sıfat bulacağız. Hangi insanlar? Generous, cömert değil. Thoughtful, düşünceli değil. Forgetful, unutkan değil. Hangi insanlar? Quiet, sessiz insanlar. Quiet bizim aradığımız seçenek olacak. He never comes late. O asla, bakın bu never cümleyi olumsuz yapar. Comes late, geç gelmez. Şimdi o asla geç gelmezse o selfish değildir, bencil.
Forgetful değildir, unutkan. Honest, dürüst değildir. Nedir o? Punctual. Yani dakiktir. My sister is very, benim kız kardeşim çok bir şey diyor. She is happy and, o mutlu, and smiles all the time, ve sürekli ne yapar? Gülümser. Mutlu ve sürekli gülümsüyorsa üzgün değildir. Sad, shy, utangaç değildir. Dürüstlükte bunun bilgisi yoktur. O nedir? Cheerful, neşelidir. Ve arkadaşlar, burada diyor ki answer the question about yourself. Kendinle ilgili soruya cevap ver. Verelim bir cevap. What kind of a person are you? I am diyeyim ben. Ne olayım ben? Şuradan biraz kısaltayım. Evet. Mesela diyeyim ki I am an honest person diyeyim. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Arkadaşlar, honest H ile yazıyoruz kelimeyi ama okurken H okunmuyor. O ile A ile A, O karışımı ünlü sesle giriyoruz kelimeye. O yüzden bu tarz kelimelerin önüne bir derken ünlü sesle başlıyorsa kelime E değil N getirilir. I am an honest person. Ben dürüst bir insanım diyeyim. I am an honest person. Peki. Burada resimdeki karakteri tasvir edin demiş ama ortada resim yok, çıkmamış. O yüzden bunu şöyle bir sileyim bu bölümü. Burada da bir dinleme bölümü varmış ama dinleme bölümünde ses kaydı elimizde olmadığı için yapamıyoruz. Evet arkadaşlar, yani ünitenin konularını toparlayan bir quiz olduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz videoyu beğenmemeyi unutmayın. İzliyorsanız, hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonra da sizin sınıfınızla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.